21 Ağustos'ta kaybolan Narin'den hala bir haber yok. Amcası dün tutuklanmıştı. Gerekçedeki kasten öldürme suçlaması dikkat çekti. Soruşturmaya ilişkin yayın yasağını da hatırlatarak tutuklu amcanın avukatının yaptığı açıklamalar öne çıkıyor. Ortada ceset olmadığını söyleyerek müvekkilinin haksız şekilde tutuklandığını bildirdi. Günler geçti, Narin'den hala bir iz yok. Amcası, abisi serbest kalmıştı ancak amcası tutuklandı. 15 gündür bulunamadı. Dağıtaş'ı arıyorlar, her yeri arıyorlar ama maalesef bulamadılar. Narin Güran 21 Ağustos günü ortadan kaybolmuştu. Önce kolundaki ısırık gerekçesiyle abisi gözaltına alındı. Adli tıp ısırık izinin Narin'e ait olup olmadığının belirlenemediği şeklinde rapor verince serbest kaldı. Sonra ise köy muhtarı da olan amca gözaltına alındı. Dün de tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme. Soruşturma devam ediyor. Bizim burada soruşturmanın gidişatı ile ilgili teferruatlı bilgi vermemiz mümkün değil soruşturma açısından. Ama adli tıpın bir takım tespitleri var. Amcasının aracındaki DNA'nın uyuştuğu görüldü. Bu yönde bir rapor var ve bu kuvvetli bir şüphe. Bu şüphe nedeniyle de bugün Suç Ceza Hakimliği bir tutuklama kararı verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amcanın tutuklanma kararının gerekçesini böyle anlattı. Amca Salim Güran'ın avukatı ise karara itiraz edeceklerini duyurdu. Müvekkilinin haksız bir şekilde tutuklandığını söyledi. Yeğeninin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Yine ortada Narin'e ait bir cesedin olmadığını ve bu nedenle de kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır dedi. Adalet Bakanı Tunç, yayın yasağının soruşturmanın daha rahat ilerlemesi için alındığını anlattı. Narin'in sağ bulunma umudunu hala koruduklarının altını çizdi. Hep beraber soruşturmayı da bekleyeceğiz ama asıl temennimiz Narin kızımıza sağ salim ulaşılabilmesi.